Pedalımızın ton katmanında balans XLR çıkışı, line out çıkışı ve kulaklık çıkışını kontrol eden bir volüm potansımız var. Yanında 40 Hz'de 14 dB boost, 14 dB cut çalışan bir bas potansı. 500 Hz'de 5 dB boost, 11 dB cut mid potansı. 4 kHz'de 16 dB boost, 15 dB cut bir treble potansı. Ve hemen yanında AUX girişleri kontrol eden bir AUX level potansımız var. 8 kHz'de 5 dB çalışan bir ultra high. Hemen solunda ise 40 Hz'de 1 dB, 500 Hz'de 10 dB low cut yapan bir ultra low butonumuz var. Pedalın devrede olduğunu gösteren mor led ve altta switch on off butonu. Hemen solda drive katmanında ise drive'ın ağırlığını azaltan veya artıran drive potansı, temiz ton ile drive'li ton arasındaki dengeyi ayarlayan blend potansı, pedalın devrede olduğunu gösteren yeşil led ve switch on off butonu. Sağda yukarıda gitar giriş input, altta pedala uğramadan direkt sinyali gönderen true, CD player, telefon ve benzeri cihazlar bağlamak için aux in, gerekli olduğunda ham sesleri elimine etmek için kullandığımız ground lift, balanced XLR çıkış ve unbalanced line çıkış, hemen altında ise kulaklık çıkışımız. Diğer Ampeg pedallarda olduğu gibi 9 voltluk adaptörle veya kapak altı pille çalıştırabilirsiniz. Kutunun içinden çıkan garanti belgesi ve hızlı başlangıç kılavuzu. Şimdi gelin pedalımızı daha yakından tanıyalım. Daha önceki bas gitar videolarında olduğu gibi yine bu videoda Yamaha TRBX604 bas gitar kullanıyorum. Ancak gitarın bütün iki ayarlarını flat tutuyor ve gitarı aktif değil pasif modda kullanıyorum. Amacım pedalın karakterini daha iyi anlayabilmek. Başta drive pedalını devreye sokmuyorum ve pedalın üzerindeki EQ ayarlarını gitarda olduğu gibi flat tutuyorum. Şimdi sadece treble potansını bir çeyrek açıyorum. Treble potansını sıfıra alıp mid potansını bir çeyrek açıyorum. Şimdi de mid potansını sıfıra alıp bas potansını bir çeyrek açıyorum. Bas potansını sıfıra alıp ultra low'u devreye sokuyorum. Ultra low'u devreden çıkarıp yerine ultra high'ı devreye sokuyorum. Şimdi artık drive kanalını devreye sokmak istiyorum ve ultra high ve ultra low'u kapatıyorum. Drive kanalını devreye sokup drive'ı ve blend'i ortada tutuyorum. Blend'i bir çeyrek kısıp drive'ın ağırlığını azaltıyorum. Drive tonu daha çok duymak istediğim için blend'deki ağırlığını artırıyorum. Drive'ı daha da etkili duymak için bir çeyrek açıyorum. Şimdi ise ultra low'u devreye sokup drive'ın ağırlığını biraz azaltıyorum. Ultra low'u kapatıp yerine ultra high'ı açıyorum. Şimdi ise hem ultra low devrede hem ultra high devrede.
Şimdi son kez demomuzu çalmak için son bir ayar yapıyorum. Umarım bu video size faydalı olmuştur, fikir vermiştir. Diğer Ampeg pedal videolarını YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz.